Yaman aşacaktır bunları, haklısın. O ailesinin başında olacak. Biliyor musun, o daha doğduğu gün belli etti karakterini. Nasıl inatçı, nasıl güçlü bir çocuktu. Neden anlatıyorsunuz bana bunları? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani ben Yaman güçlüdür, iyileşecektir demek istedim. Sen iyi hisset diye kızım. Tesellinize ihtiyacım yok benim. Ben biliyorum onun direncini, gücünü, nasıl pes etmeyeceğini. Sizin cümleleriniz bana sadece bizi buraya getiren acı süreci anımsatıyor. Size baktığım zaman onun insanlara, hayata güvenmeyişini görüyorum. Bu yüzden bana bile kendini bırakıp güvenmeyişini hatırlıyorum. Sonra da başımıza gelenleri. Yani sağ olun ama benim teselliye ihtiyacım yok. İşim bitti, girebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hele bir her şey normale dönsün. Özel ilgileneceğim ben seninle. Ne yaparsa yapsın. İstediğini elde edemeyecek yaşlı cadı. El ele çizmiş bizi, hiç ayrılmayalım diye. Zaten bugünlere onun sayesinde geldik değil mi? Bizi o birleştirdi.